Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şükürler olsun. Artık video çekebiliyorum. Dişlerim sonunda yapıldı arkadaşlar ama böyle konuşmamda hafif bir pelteklik olabilir. Yani sebebi neymiş arkadaşlar? Şimdi yaklaşık 3 hafta kadar geçici diş kaldı dişlerimde ve bu birazcık böyle geçici dişler o kadar kaba ve o kadar rahatsız ki. Bu sebepten dolayı böyle konuşmam değişti, gülüşüm değişti diyebilirim. Bir alışma süreci olacakmış ama şükürler olsun bunu atlatacağız. Daha çok taze, daha dün takıldı bu dişler. O sebepten dolayı alışmaya çalışıyorum diyebilirim. Şimdi arkadaşlar bugün Yalı Şapkını'nın yayınlanan iki bölümünü birlikte yorumlayacağız. Yani çok sinirliyim. Hani bırakmak istiyorum diziyi, açık konuşayım, izlemek istemiyorum ama hani o kadar emek, o kadar Seyran'la Ferit'e hani o kadar yükseldik, güzel olmasını istedik. Sevdik de diziyi, her ne kadar çok sinirlendiğimiz sahneler olsa da. Yani bu sebepten dolayı bir şekilde hem size video çekmek için hem yorumlamak için hem de onca bölüm izledik. Artık hani insan güzel bir şeyler hani istediği şekilde olsun istiyor. Bu sebepten dolayı arkadaşlar hani hala izlemeye devam ediyorum ama özellikle Cuma, yani dün yayınlanan bölümü çok kötüydü. Yani gerçekten çok kötüydü. Kadına şiddet görmek istemiyoruz dedikçe tek bölümde bir sürü kadına şiddet bize gösterildi ve ya o kadar saçma ki, yani Pelin Zerrin getirmeleri çok ama o kadar seyirci nefret etti ve asla istemediğini söyledi. Ve buna rağmen bir de üzerine hamile bir şekilde getirildi ve Ferit bayağı bildiğin Seyran'la izlememiz gereken sahneler bize Pelin'le izletildi. Yani bu kadar çok sinirlenmek bence normal, açık konuşayım, normal. Yani bu kadar çok başrol çiftini böyle dengesiz göstermek, yani çok saçma geldi bana. Neyse, tek tek hepsini yorumlayacağız. Tüm sahnelerin girişi daha fazla uzatmak istemiyorum efendim. Başlasın videomuz. Şimdi dostlarım, öncelikle perşembeki bölümü şöyle bir hızlıca bir özet geçmek istiyorum. Sonra da dünkü bölüme gelmek istiyorum. Bu iki bölüm birden çok ve biraz daha tuhaf olacak. Gerçi Yalı Şapkını daha önce de böyle sürprizler yapmıştı ama iki bölüme birden çıldırdığımız bir sahne. Şimdi Seyran'a çok fazla saldırdık ama Seyran'ın yaptığı, Ferit'in yaptıklarının yanında arkadaşlar devede kulak bile değil. Bir önceki bölüm biliyorsunuz bu okul sahnesiydi. İşte Ferit Seyran'ı düşündü falan, okula gitti. Seyran maalesef çok büyük bir saçmalık yaparak Kaya ile birlikte. Bu arada şeyi fark ettiniz mi? Hani fragmanda Kaya'nın Seyran'ın fotoğrafına baktığı falan. O sahneyi çıkarmışlar sanırım, belki de seyirci tepkisinden dolayı da olabilir. Yani ben bölümde öyle bir sahne görmedim hani. İki dakikalık bir arada ne bileyim bir yere falan bakarken öyle bir sahne geçti sonu bilemiyorum ama o sahneyi görmedim. Gördüyseniz yazın arkadaşlar, yani öyle şortlarda kısalarda falan da görmedim fragman dışında. Şükürler olsun yani, o gerçekten çok büyük bir saçmalık olurdu. Adamın kuzeni karısına yürü falan, bir de artık böyle de bir entrikaya bu bünye kaldıramazdı. Ferit kolay bir şekilde Seyran'ın zaten Seyran kolay bir şekilde Ferit'in gönlünü aldı. Onun öyle hızlıca olacağını zaten arkadaşlar aslında biliyorduk. Çünkü Peyran kendi yaptıklarıyla mukayese edebi potansiyeline sahip biri de olmasa da Seyran'ı çok kolay bir şekilde affetme potansiyeline sahip. Çünkü kendi içinde hiç yaşamadığı bir duyguyu yaşıyor ve Seyran'a çok büyük bir aşk besliyor. Ama arkadaşlar gerçekten ben artık şu dizide bir kere daha şunu görmüş oldum. Hepimizin görmesi gerekiyor. Sevmek tek başına asla yetmiyor. Bir ikincisi, ya sevme şekli çok önemli ya. Yani Ferit'in Seyran'ı sevme şekli, yani çok bilmiyorum, asla bir dürüstlük yok yani. Hani Pelin hamile olduğunu öğrendiği zaman ya Pelin şey Seyran karşısına alıp bunu güzel bir şekilde konuşması, yani anlatması lazım dürüst bir şekilde. Elbette ki Seyran her türlü çok büyük bir tepki verecek ama yani bir şeyi sakladık, yani bir şeyi saklamakla ardından o insanın onu habersiz bir şekilde öğrenmesi, ya bütün hani karşı taraf asla bir iyi niyet göstergesi olmayan sevme şekli gerçekten çok önemli. Bakın bu Kızılcık Şerbeti Fatih için de geçerli. Her türlü sözü söyleyebiliriz, yerin dibine sokabiliriz. Fatih belki de gerçekten doğayı seviyor ama çok yanlış bir şekilde seviyor, tıpkı Ferit olduğu gibi ve çok dengesiz. Yani bipolar bozukluk bu resmen. Hep her duygu uçlarda yaşanıyor, birden öyleyken birden böyle olunuyor. Hani belki de ileri bir boyutta olmasa da bu gerçekten bir duygu durum bozukluğu tarzı bir şey olduğunu düşünüyorum ben. O sebepten dolayı arkadaşlar, yani ben açık konuşayım, Ferit gibi biriyle bir ilişki yaşamayı asla istemezdim. Çünkü asla
hiçbir şeyi normal değil. Evet belki de böyle sabit duruyor, belki çok bunalıyor, belki de oturduğu yerden geçmişi sürekli karşısına bir şekilde çıkıyor ama sonuçta o altyapıyı oluşturan da Peri. Yani şu anda Peri'ne sarılmak nedir? Hadi tamam, o çocuğu eve tek sahiplenmesi gerekiyor. Orada asla bir sıkıntı yok. Diyelim ki biri hamile, kadın geldi, evlisin. O kendi evlat yani. Burada zaten hepimiz hemfikirizdir. Burada bir sıkıntı yok ama. Yani burada onun eşine söylemesi gerekiyor. Orada kontrole gidecekse de hani orada sarılması falan filan, bilmiyorum ya. Bunların hepsi çok 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 yanlış şeyler. Aşırı derecede kesinlikle yanlış buluyorum. Sinir krizleri geçirdim resmen bir. İkincisi arkadaşlar, gelelim evdeki diğer durumlara. Kazım'a eski haline getirme. Yani Ferit'in Kazım'a yükselmesi. Seyran okula gidecek bilmem ne diye. Bu bir önceki perşembeden devam edeyim. Karışıyor artık bölümlerde. Ya Kazım, bir Kazım papadır, canımdır, cicimdir, ciğerimdir, bilmem nedir, o benim ailemdir. Bir ikincisi, şimdi kalkıyor işte şöyleydi böyleydi. Arkadaş, bunu normal bir şekilde de söyleyebilirsin. Bu çocuk normal değil, bizi de sinir hastası yaptı burada. Yani Seyran'ın orada elini tutup, Kazım baba, hani ben eşi olarak eşimin arkasındayım, işte kocası olarak karımın arkasındayım. Hani ben onun okula gitmesine izin veriyorum, destekliyorum, onaylıyorum. Çocuk da yapacak, kariyer de yapacak benim karım. Ya bunu normal bir şekilde söyleyebilir. Her şey çok büyük yaşıyorlar. Ya hiçbir şey normal. Bir insan bir insanın normal bir ses tonuyla bir şey söyleyebilir. O senin kayınpederin. O senin bir yerde kayınbaban, eşinin babası. Yani eşinin yanında dururken birilerine saygısızlık yapmak zorunda değilsin. Tamam Kazım çok, herkes kendi yaptığından sorumludur. Kazım çok kötü bir baba olabilir. Sen de kötü bir damatsın onun gözünde. Yani genel olarak hani onu o şekilde, yani onu o şekilde yükselmene gerek, büyük bir saygısızlık yaparak. Ya hat bil demek illa büyük ses tonlarıyla, büyük saygısızlıklarla olmak zorunda değil. Ben mi yanlış düşünüyorum? Yani orada barmana gidip elini tutacaksın. Babacım, hani lütfen kızma bana ya da eşime, kızına işte Seyran'a. Ben eşimin okula gitmesini onayladım. Hatta gittim, bugün kaydını ben yaptırdım. Ben destekçisiyim. Bu bizim ikimizin arasında olan bir. Yani bunu normal bir şekilde de söylenebilir. Yani karşı tarafı kudurtmaya gerek yok yani. Zaten kudur. Zaten kudurmaya, bozulmaya, bağırmaya, çağırmaya, ortaya kalmaya falan filan. Bir sonraki bölümde de cuma günü mesela dün akşamda Ferit hava almaya çıkarken sana ne diyor, hava alacağım, sana mı soracağım, bilmem ne. Böyle değişik değişik, yani Ferit'i eski Ferit yaptılar, Kazım da eski Kazım yaptılar. Geçen sezonki tadı ya da izleyiciyi bu şekilde bağlayamazlar. Buradan artık beni izliyorsanız, duyuyorsanız bilin, bu şekilde bağlayamazsınız ki asla izleyiciyi. Karakterlerde sürekli bir değişkenlik var, yani sürekli bir bozulma var. Bu hani daha fazla izleyici kaybetmeye doğru gidiyor arkadaşlar, ciddi anlamda. Şimdi Perşembe ile Cuma yorumluyorum. Ortalık iyice karıştı arkadaşlar. Perşembe günkü bölümden devam etmek istiyorum. Zaten Perşembe günkü bölümde koca bir bölümün özeti. Seyran okula yazıldı işte. Kaya'yla birlikte gitti. Kaya'dan dolayı Ferit delirdi. Gönlünü aldı. Ondan sonra akşam yemeğe çıkacaklardı. Arkasından ne oldu? Sultan'a ilaç verirken Seyran yakaladı. Kafasından tuttu orada derken bölüm bitti. Aslında bölümün özetinde gerçekten koca bir bölüm, bu okul mevzusu artık bir bilsin istiyorum. Zaten Seyran da cuma günü ilk okul gününde okula da, daha da öğlende Ferit onu bıraktı, okula da gitmedi. Daha ilk günden selamünaleyküm, bismillah okulda ekti zaten. O ailede okumak mümkün değil. Öncelikle biri bunu Seyroş'a anlatması gerekiyor. Her neyse, konumuza gelecek olursak arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ufak ufak detaylarda, yan karakterleri de arada da olsa bir şeyler yazıyorlar ya. Orhan gitti, kızın adı neydi o sultanın kızının oraya. Onu orada Nüket Hala yakaladı falan filan. Yani o konuyu acilen kapamaları lazım. Daha fazla dizinin iğrençleşmemesi adına o konuyu acilen kapamaları lazım. O kız da salak mıdır nedir, koskoca adam senin odana kadar geliyor, niyeti belli. Ya bu kadar saf olamazlar yani. Hani kimse bu kadar saf değil. O adam sana yakınlaşıyorsa, sana alışveriş yapıyorsa niyeti belli. Aramızda bir şey yok, olması mümkün değil. Nasıl hayal edebilirsin, anne carçurt falan diyor. O konuyu acilen kapamaları lazım. Harici olarak Perşembe'nin sonuna gelmek istiyorum. Sonunda Seyran yakaladı. Bunu üstünü kapatılmaya çalışılıyor. Yani kimse, yani o kadar belli ki. Yani o evden birinin yaptırdığı, Sultan Ferit'i de kıskansa
Tek başına öyle bir şey yapmaya cesaret edemez arkadaşlar. Yani akıl var, mantık var. Yani sultanı Seyran'la yüzleşti bilmem ne falan filan. O baba nasıl, Kazım nasıl buna ikna oldu? Ferit'le birlikteliği olmuş olsa bile geçmişten tek gecelik bir şey. Ne olursa olsun, bakın ne olursa olsun, tek başına o evin hizmetçisi hamile kalmasın diye o kıza ilaç veremez. Ki Ferit Seyran'dan ayrılsa bile seninle mi evlenecek? Yani bunu o kadının akıl etmesi gerekiyor. Akıl ettiğini de herkes zaten bilir. Ya her şey çok saçma. Yani gerçekten dizide her şey çok saçma. İfakat'in yaptığı o kadar belli ki. Yani o kadar belli ki. Ferit takılmış, onu yanıma sen mi yolladın? Ya o seni o yollasa ne olacak? Sen bir oraya geç, senin karına ilaç veriliyor. Kadın ölebilir. Belki alerjisi var. Belki başka bir şeyi var. Hayatı boyunca hiç çocuğu olmayabilir senin aşık olduğun kadın. Yani bilmiyorum, konudaki, dizideki her ama her detayı çok saçma. Kazım'ın sultanı bıçakla kovalaması. İğrenç. Yani iğrenç. Harici olarak Seyran'ın, ya ben Seyran'ın yerinde olsam abi, giderim polise şikayetçi olurum. Bu kadın bizim evimize hizmetçi. Benden habersiz bana ilaç veriyormuş diye. Her detay çok saçma. Sinir oldum. Çok sinir oldum. Pelin'in getirmeleri, Pelin'in Zehrin'le birlikte hamile gelmesi. Biz bu sahnelerin hiçbirini izlemek istemiyoruz. Dizi izlemeye devam edeceğim. Burada video çekmeye devam etmem için, Yalı Çapkını için video çekmeye devam etmek için. Evet ki dizi izlemeye devam edeceğim ama bilmiyorum. Yani ben hiç sevmedim. İşte Ferit'in yine orada biri dudağına yapışıyor. Fotoğrafını çekti falan. Bunu kim yapmıştı? O şey, o kim yolladı onun? Ha, Pelin'in kuzeni gönderdi o kızla Ferit'in yanına. Bu arada Pelin'in kuzeni de abi Ferit'e görecek galiba arkadaşlar. Ne varsa çok flörtöz bir karakter olduğu için herhalde, bir de dizide kızlar yürüyor buna. Yani hani o da yürüyecek gibi geldi. O da çok saçma. Gelelim Kaya'mızla Suna'mıza. Ya bir şey diyeceğim ya. Gerçekten şu iki bölüm, ya iyi ki Kaya'yla Suna'yı yaptılar. Abinin oturup zırlamaktan başka bir cacık yapacağı yok. O kadar abinin 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 dedik. Aşkının arkasında, bakar mısınız? Ben de bunu örgü yaptım burada. Aşkının arkasında duramayan bir adama dönüştü. Yani Abide'nin Suna'dan ayrılma sebebi de gerçekten çok saçma. Kız zorla evlendirdi babası. Şiddet görüyor kız. Tuttu kolundan götürdü. Kaçmaya kalktı. Yakalandı. Yani korkuyor yani. Zaten belli bir yerde büyümüş. Belli bir şeyde büyümüş. Hiçbir şey, hayatı yok gibi bir şey yani geçmişinde. Yok gibi demeyeyim de bu yanlış tabir olacak. Hani hayatı tamamen babasının hakimiyetinde olan, babasının ellerinde olan, eve kapatılarak ve şiddet görerek büyümüş bir kız, yani bunun korkması kadar normal bir şey yok. Yani sen kalkıp da babası zorla evlendirdi diye aşkından böyle vazgeçiyorsan, vazgeç zaten. Abidin'den ümidi kestim ben arkadaşlar. Kaya ve Suna diyorum şu anda. Ben Kaya ve Suna'yı gerçekten çok yakıştırdım. Umarım güzel olur. Bari Kaya Suna aşkı izleriz. Artık Ferit ve Seyran'dan ümidi kestiğimize göre Kaya ve Suna'ya karşı bir yükselişteyim ben. Yorumlarda okuduğum kadarıyla sizde de öyle bir yükseliş de izliyorum. Umarım bari onların güzel bir aşkını izleriz. Kaya Seyran'a tekrardan böyle gönül kaydırma falan yaşatmazlar bize diyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki bölümle ilgili ben düşüncelerimi söyleyeyim. Bana şey gibi geliyor. Kaya ve Sunu'dan bahsettik. Onu devam edeyim. Arkadaşlar bana Kaya birazcık kendi geri çek çekmiş gibi geliyor. Neden bilmiyorum. Çünkü duygularımdan emin değilim falan dedi ya arkadaşlar. Böyle duygularımdan emin değilim falan dedi ya. Hani orada birazcık Suna'ya karşı bir şey hissetmek istiyor ama kendinden emin değil, bilemiyor. Seyran'a karşı da böyle bir hafif bir ilgisi var gibi. Abla kardeşe birden yürümek nedir onu da anlamadım da. İnşallah orada onu hissettirdi ama inşallah öyle bir şey yazmazlar senaryoda. Çünkü uyumları, enerjileri, Taro Emir ve diğer Suna'nın gerçek adı neydi? Her neyse ikisinin uyumu, kimyası falan bilmem nesini ben yakıştırdım. Harici olarak Sultan ortalığı yangın yerine verdi. Seyran'ı anlatarak. Orada Seyran'ın tepkisi ne olacak? Çıldıracak arkadaşlar. Yine bir küsmeler, barışmalar. Seyran'la Suna'da öyle bir şey hissedeceğiz. Bu aşamada o çekilen öpüşme fotoğrafı da magazine elbette ki sızdır alacak. Hazır aralarında sultan ortaya çıkmışken, çatırdamalar varken o magazin haberiyle birlikte ortalık yangın yerine dönecek. Kazım ağamız elbette ki Kaya ve Suna'yı evlendirmek isteyecek. Ah İfakat, yine her taşın altında İfakat. Yani
İkisini birer cümleyle üzerine de kağızımla üçüncü cümleyi kurup bastırıp da evlilik kararını çıkarttıracak. Suna'dan ne istiyor ben anlamadım. O şey ifakatin Suna'ya karşı bir yükselişi. İfakat zaten birine bir taktı mı sevgisi de iğrenç, nefreti de iğrenç. Hepsinin altında intrik arkadaş. Neymiş Feris onun göz bebeğiymiş de ilk birlikteliğini onun kontrolü aldı. Neyi kontrol ediyorsun sen ya? Adamın yatak hayatında kontrol edemezsin ya. Yani Ferit'i çok seviyor, adama neler yapıyor. Suna'yı sevdi, ona neler yapıyor. Sevmediklerini zaten Allah kerim yani, Seyran'a ilaca kadar gitti. Her neyse, bu arada Nükhet'e ne diyeceğiz? Arkadaşlar ben de Nükhet ruh hastası. Nükhet'in kullandığı ilaçlar da psikolojik ilaçlar. Bu neydi, bambaşka biri var ya dizi, çift karakter falan. Öyle bir şey bile çıkabilir yani. Oradan öyle bir şey bile seziyorum. Ya İpak dizinin... Şimdi bir şey diyeceğim buradan diyemiyorum. Yani herkes çift karakterli. Nükhet çift karakterli. İfakat keza öyle habire değişiyor. Her neyse Kazım çift karakterli. Ferit çift karakterli. Ben anlamadım. Dizi çift karakterlilerle dolu. Kaya keza öyle aynı şekilde. Yani herkeste bir ruh hastalığı var. Yani tek düze devam eden gerçekten bir Pelin'in annesi. Kadın kötü. Çok pis bir karakter. Çok yanlış. Ama en azından aynı devam ediyor diziye girdiğinden beri. Yani bir değişiklik yok. Kazım habire değişiyor. Ferit habire değişiyor. Efendime söyleyeyim. Evdekiler değişiyor keza öyle. Orhan değil. Ben anlamadım gitti. Herkes çift karakterli. Dediğim gibi arkadaşlar tahminlerim bu şekilde. Nükhet Bağ bu şekilde evde daha hala Halisa'nın güvenini alarak devam eder. Halisa'nın keza İpakat'e de aynı şekilde şiddet göstermesini kınıyorum. Seyran'a Kazım Ağa'nın şiddet göstermesini kınıyorum. Kazım Ağa'nın keza Sultan'a şiddet göstermesini. Hatta kadının kadına, İpakat'in Sultan'a şiddet göstermesini. Hepsini gerçekten buradan yani kınıyorum. Artık şiddet görüntüsü umarım bizi daha fazla izletmezler. Geçen sene de çok şiddetin üzerine çok büyük tepki aldılar. Ama tepki alarak geri adım atan bir durum bununla maalesef yapımda karşılaşmıyoruz. Umarım bu sefer karşılaşırız diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.